Anne, annem geldi. Benim akıllı şehzadem, nasılsın? Artık kalkmak istiyorum, çok sıkıldım. Ben de sıkıldım. Bizden başka herkes eğleniyor. Bir biz buradayız. Beni çok güzel gezdirdiler. Annem de gelin aldı bir gün. Babam hiç ayrılmayacakmış. Al. Mişma seni al. Bak. Mustafa, hadi artık dairene dönme vakti. Gülşah'ı hazırlayın. Hemen sultanım. Anne lütfen. Kendi dairemde yapayalnız sıkılıyorum. Kardeşimle burada kalmak istiyorum. Hayır Mustafa. Malum. Sen artık veliaht şehzadesin. Kaidelere göre davranman icap eder. Allah uzun ömür versin. Hünkârımızdan sonra bu taht sana nasip olacak inşallah. Çocuğun aklını böyle şeylerle doldurma. Sana mı soracağım? Maydevran, benimle doğru konuş. Zira karşında Sultan Süleyman'ın nikah karısı var. Sen bir köle cariyesin. Bense gerçek sultanım. Herkes yerini bilecek. Hürrem. Bu halinle övünme. Öyle bir tokat yersin ki feleğin şaşar. Nasıl hızla yükseldiysen aynı hızla düşersin. Maydevran, beni boşuna meşgul etme. Ne dersen de keyfimi bozamaz. Zira bu gece benim zifaf gece. Kalbim çıkacakmış gibi çarpıyor. Seni o kadar özledim ki
İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım ilkedir Rum'um, Bedahşan'ım ve Kıpçak'ım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçım mağrım, kaşı yayım, gözü püm fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet enna Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbiyim, hoş halim. Ömrümün sonuna, son nefesimi verene kadar senin ve aşkının kölesiyim Süleyman. Seni yaralı bir halde bulduğumda kucağımda titrerken anladım ki ben sensiz iflahım. İşte o gece verdim karar. Madem öyle, niye aylarca bekledin? Her şeyin bir vakti vardır. İyiliğinde, kötülüğünde, sevincinde, üzüntününde bir vakti vardır. Ne erken olmalı ne de geç. Bir tek İbrahim biliyordu. Ona söylemiştim. Demek İbrahim biliyordu. Hayret. Nasıl engel olmadı?